Evet, geometride dörtgenlerin artık son dersine geldik arkadaşlar. Son dersimizde yamuğu göreceğiz. Yamuk ile ilgili temel bilgilerimizi vermeye başlayalım. Yamuk nedir hocam? Yamuk iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir diyoruz. Yamuklar kendi içinde üçe ayrılır. İkizkenar yamuklar, dik yamuklar, bir de herhangi yamuklar. İkizkenar ve dik olmayan, sağdaki soldaki kenarları eşit olmayan yamuklar. Yakınlaşarak özelliklerimize başlayalım. Elimizde alt taban, üst taban ve orta taban olmak üzere paralellikten kaynaklı. Eğer orta noktaları birleştirirsek zaten alt tabana, orta tabana paralel bir kenar çizmiş oluruz. Ve bu EF uzunluğu da alt taban artı üst taban bölü 2 ile bulunur arkadaşlar. Burası tamam hocam. Geldik buraya. Yamukta köşegenler çekildi, orta tabanda çizildi dersek şu ortada oluşacak olan küçük uzunluk bu sefer alt taban ile üst tabanın farkının yarısına eşittir. O da tamam hocam. Gelelim üçüncü özelliğimize. Üçüncü özellik şu. Paralel kenarda herhangi iki komşunun toplamı 180 iken yamukta ise sadece alt ve üstlerin toplamı 180'dir. Onun da sebebi zaten Z'den kaynaklı. Burası çizgi ise burası da çizgi. Bu ikisinin toplamı 180. Yani şu ikisinin toplamı 180'dir. Bu ikisinin toplamı 180'dir arkadaşlar. Devam edelim. Geldik dördüncüye. Şimdi dördüncü özellik bizim için önemli çünkü işin içine alan giriyor. Çevrenin zaten özel bir formülü yok. Topla Allah topla. Bütün kenarları toplayın. Alın size çevre. Şimdi yamuktaki alan formülümüz şu. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Ve bunun sebebi de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında bu yamuğa özel bir alan formülü değil. Şöyle taramış olduğum bu üçgenin alanını bulmak istersek tabanını A kabul ettiğimizde yüksekliği de H'tır. Yani A çarpı H bölü 2 taralı alandır. İçine de noktaları koymuş olduğum üçgenin alanını bulmak istersek aynı H bu üçgen içinde geçerlidir. Tabanını B kabul edersek artı B çarpı H bölü 2 olur. Eğer biz bunları H bölü 2 parantezine alırsak A artı B çarpı H bölü 2 olur. Yani işin özünde aslında yamuğa özel bir alan formülü yok. İki parça üçgenin alanının toplamıdır. Bunu pratikleştirmişiz. Yani zihnen şöyle akılda tutarsak daha kolay oluyor. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Tamam hocam. Devam edelim arkadaşlar. Eğer bir yamukta altlı üstlü olan köşeden sağlı sollu olan kanatların orta noktasına bu şekilde birleştirip de eğer bir üçgen oluşturursak bu üçgenin alanı tüm yamuğun alanının yarısına eşittir. Yani bu aynı şekilde şöyle de olabilir. Soldan sağa geldikleri gibi sağdan sola da gelebilir. Bu üçgenin alanı da yarısıdır. Tamam mı? Tamam hocam. Geldik altıncı özelliğe. Yamukta köşegenler çekildiğinde ortaya çıkan 4 tane alanla ilgili şunu biliyoruz arkadaşlar. Soldaki ve sağdaki, hani bir anlamda kelebeğin kanatları gibi düşünebiliriz. Soldaki ve sağdaki alanlar birbirine ikizkenarda da, dikte de, herhangi bir yamukta da her zaman eşittir. Ayrıca karşılıklı alanlar çarpımı da birbirine eşittir. Tamam hocam. Arkadaşlar genel anlamda burada vermiş olduğumuz özellikler bütün yamuklarda geçerlidir. Şimdi özele inelim. Özelden kastımız şu. İkizkenar yamuk. Kenarları eşit olan yamuklara ikizkenar yamuk diyoruz. Altlı üstlü açıların toplamı hala 180. Güzel. İkizkenar yamukta köşegenleri bir şey yaptığımızda, çektiğimizde bunlar kendi arasında eşit olur ki burada bir kelebek oluşur arkadaşlar. İkizkenar yamukta eğer yukarıdan aşağıya köşelerden yükseklikler inersek orası Y ise burası da Y olur. İkizkenarlıktan dolayı solda ve sağda kalan bu parçalarda eşit olur. Aynı şekilde burada yine ikizkenar bir yamukta özellikle köşegenler dik kesişiyorsa ikizkenar yamuk olacak ve köşegenler de dik kesişecek. Yamuğun yüksekliği alt taban artı üst taban bölü 2'dir. Dolayısıyla alanı pratik olarak h karedir. Akılda kalır ya da kalmaz. Yani bunu çok da akılda tutmanıza gerek yok.
Ama bilirseniz de faydanıza. Gelelim dik yamuğa. Yan kenarlarından biri tabanlara dik olan yamuğa dik yamuk diyoruz. Aha, yan kenardan biri tabana tavana dik. Biz buna dik yamuk diyoruz. Altlı üstü 180, altlı üstü 180. Şimdi yine dik yamukta eğer köşegenler dik kesişiyorsa şu sol tarafta ya da her yerde diyelim paralel olan kenarlar arasındaki uzaklık olan h, h kare eşittir alt taban çarpı üst tabandır arkadaşlar. Bunu sorularda zaten karşımıza çıktıkça kullanacağız. Ama sizin yamukla ilgili temel anlamda bilmeniz gereken en önemli olay alan formülü. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik. Onun dışında kullanacak olduğunuz özellikler ya da bilgiler hem paralel kenara hem de üçgenlere ait olan bilgiler olacak. Şimdi burada ilk karşımıza çıkan soruyla operasyonu başlatalım. Bakalım ABCD dik yamuk. Güzel. Oradan x, x artı 2, x artı 4 ortalık x'ler kaynıyor. Bizden istenen çevre. X'i bul. O zaman zaten soru bitti hocam. Ben dayanamıyorum. Şuradan aşağıya bir yükseklik iniyorum. 2x şey x artı 2 ise buraya da x artı 2 diyorum. Orası x ise burası da x'tir. 2x artı 3'ü şöyle geçici olarak karalıyorum. X'i neyle toplarsam 2x artı 3 olur? X artı 3'lü hocam. Arkadaşlar baktınız ki ortalıkta bu şekilde. Her yerde x'ler, a'lar var. O zaman zamanında öğrenmiş olduğumuz 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 olmak üzere bu özel üçgenlerden muhakkak bir tanesi çıkacaktır. Şimdi aralarındaki mesafeye bakalım. X artı 2 ile x artı 3 arasındaki yani uzunluk farkı 1 mi 1? 3, 4 de var. Başka da var mı? Yok. O zaman ben x gördüğüm yere 1 versem burası 3 olur. Burası 4 olur. Burası da 5 olur. Tutar mı? Tutar hocam. O zaman x'i bulduk. Madem öyle burası 1. Madem öyle burası 3. Madem öyle burası 1. O zaman burası 4. O zaman burası 5. Toplayalım. 1. 3 daha 4. 5. 9. 5 de buradan 14. Yamuğun çevresi 14'müş. Doğru yanıt C'dir. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. ABCD dik yamuk. İyi güzel. İşte 30 derece 6 4 kök 3 verilmiş. Bizden alan istenmiş. Arkadaşlar ben yine dayanamıyorum. Şuraya bir yükseklik çiziyorum. 6 ise 6 diyorum. Burası 90 ise 30 ise o zaman burası 60. Biz 30 60 90 üçgenini gördük. 90'ın gördüğü uzunluk 30'un gördüğü uzunluğun 2 katı olduğu için o zaman bu 4 kök 3'ü 2'ye böldüm. Burası 2 kök 3. 60'ın gördüğü uzunluk 30'un gördüğünün kök 3 katı. 2 kök 3'ü kök 3 ile çarparsak 6 olur. Yüksekliği biliyorum. Üst taban, alt taban bunları da biliyorum. O zaman alanı bulurum. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Lerleri götürdü. Burası 18. Al sana 18 kök 3. Oldu mu? Oldu hocam. Doğru yanıt B'dir. Geldik buraya. ABCD yamuk. Tamam. AEBE açıortay. Arkadaşlar bu paralel kenarda da var, dikdörtgende de var, eşkenar dörtgende de var, karede de var. Nedir hocam bu? Toplamları 180 olan iki tane köşeden eğer iki açıortay gelirse zaten burası otomatik olarak 90 olur. Bu bir. Yani soruda bu benim işime yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Ben bilin diye tekrar etmek istiyorum. 7, 4, 11x hepsi verilmiş hocam. Bizden x istenmiş. Ve böyle bir durum olursa yine hangi dörtgen olursa olsun yapmanız gereken ilk hamle şu. Paraleli devam ettirin. Bakın burada bir z var. Orası çizgi ise burası çizgi. Yine burada bir z var. O noktaysa o zaman burası nokta. Yani ikiz kenar var. Aha hem de muhteşem üçlü var. Bak o buna eşit. İkiz kenardan o da buna eşit arkadaşlar. Öyle mi? Öyle hocam. O zaman orta taban mı? Ha orta taban. Biz öğrendik. Orta taban olunca bunları topla hocam. 18. 2'ye böl. 9 hocam. 4'ü burada. Al sana 5. Al sana 5. Al sana 5. X kaç? Oldu sana 10. Doğru yanıt D şıkkıdır. Devam. ABCD ikizkenar yamuk. Ha ikizkenar yamuk. Al sana, al sana. ADBC paralel. Tamam. Şurada bir şeyler var. Diklik verilmiş. BC uzunluğu AD uzunluğunun 2 katıymış. AD uzunluğuna ben geçici olarak K dersem. BC uzunluğuna da zaten burada ne demiş? X demiş. O zaman ben buna 2X diyeyim de bari BC'ye. O zaman ben AD'ye de x diyeyim arkadaşlar. Şunu düzelteyim. K'dan vazgeçtim. X dedim. BC'ye de 2x. AB uzunluğu ve DC uzunluğu 2 kök 3'müş. Al sana 2 kök 3. Al sana 2 kök 3. Tamam. BC'de x demiş. Oldu.
Bizden x istenmiş. Şimdi arkadaşlar ne zaman ki bir yamukta ikizkenar olur, dik olur, sıkıştığınız zaman kenarlara paralel çizin. Nasıl yani hocam? Bak şimdi şu DC'ye bir paralel çizeceğim bak. Çiziyorum, 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 çizdim. Geçici olarak karaladım. Niye? Zaten ben buna paralel çekersem şurada otomatik olarak bir paralel kenar oluştu mu? Oluştu. Orası x ise burası x. Bunun tamamı 2x'ti. Ne oldu? X oldu. Ve başka bir şey daha oldu. Bir dik üçgende hipotenüse inen kenar ortay muhteşem üçlü oluşturur. X, x, al sana x. Oldu mu? Oldu hocam. Çizmiş olduğumuz bu paralelde zaten burası x, burası x mi? Evet. Burası x ise o zaman muhteşem üçlüden tamam. Hocam sen buraya çizdin ya bu paraleli. He. Zaten bunlar birbirine eşit. X'i bulduk hocam. Aynen. X buradan 2 kök 3'tür arkadaşlar. Doğru yanıtımız B şıkkıdır. Devam. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. A, B, C, D yamuk. Yamuk. Şimdi komşu açılar birbirini altlı üstü olmak üzere 180. Dayanamıyorum 45. 120. Dayanamıyorum 60. Tamam. 8'e x bizden x sorulmuş. Arkadaşlar zamanında üçgenlerde ve dik üçgenlerde ve açılarına göre özel dik üçgenlerde ne zaman ki içeride dışarıda 30, 45, 60'ı gördün bunları gören bir dik in dedik. Doğru mu? Doğru hocam. Hocam dayanama in. İndim. 90, 45 al sana 45. Hocam dayanama in. 30. O zaman burada 30, 60, 90'dan yararlanayım. 30'un gördüğünü bilmiyorum. 90'ın gördüğü 8. O zaman 30'un gördüğü 4. 60'ın gördüğü 4 kök 3. Hocam o dik bu dike eşittir. 4 kök 3. 4 kök 3. İkiz kenar. 45, 45, 90'da kök 2 katı. 4 kök 3'ü kök 2 ile çarparsak 4 kök 6 olur. Doğru yanıtımız C şıkkıdır. Sıradaki soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. ABCD yamuk, AD, FK, BC'ye paralel, AD, FK ve BC birbirine paralelmiş. DE, BC'ye dik, DE uzunluğu BC'ye dik, tamam. K bulunduğu kenarın orta noktasıymış. O zaman şöyle, şöyle olmak üzere ve paralellikten dolayı o zaman bunlar da ikiye, bunlar da ikiye bölünmüştür arkadaşlar. Bilgileri devam. CD 10, EC 6, FG uzunluğu, GK uzunluğunun 2 katıymış. Şimdi şurada CD'ye 10 demiş. 2 eşit parçaya bölündüğü için 5, 5 deriz. EC uzunluğuna, nerede EC? Burada. Buraya da 6 demiş. FG uzunluğu, nerede FG? Şurası, şu uzunluk arkadaşlar. GK uzunluğunun 2 katıymış. Şimdi normalde burası orta, burası orta. Üçgenlerde o zaman biz orta tabanın ne olduğunu biliyoruz. Tabanın yarısı. Yani 3. Bunun 2 katı da o zaman burasıdır. Bizden istenen tüm alan. Yamukta alan neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı zaten orta tabanı veriyor mu? Veriyor hocam. O zaman orta taban 9. Yüksekliğimize gelelim. Burası 5. Burası 3. 3, 4, 5 üçgeninden 4 olur. 4 olur. O zaman 8 olur. 9, 8 çarparsak 72 olur arkadaşlar. Devam. Şimdi burada yamukla ilgili olan sorularımızı çözdük. Sıra deltoide geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. Deltoidle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi deltoidin tanımı şu. Taban uzunlukları eşit. Farklı iki ikizkenar üçgenin birleşmesiyle oluşan dörtgene deltoid denir. Nasıl yani hocam? Olay şu arkadaşlar. Şuradaki ABC üçgeni ikizkenar. ADC üçgeni de ikizkenar, tabanları ortak yani AC tabanı. Deltoid'deki işin özel tarafı da zaten bu. İki tane ikizkenarın tabanları ortak olacak ve birleşimiyle bir dörtgen oluşacak. Aynen eşkenar dörtgende, aynen karede olduğu gibi çizilen köşegenler birbirini dik keser arkadaşlar. Kısa köşegen iki eşit parçaya bölünür fakat uzun olan köşegen bölünmez. Ayrı bir özellik, uzun köşegen ikiz kenar üçgenden kaynaklı açıortaydır. Yani burası. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi gelelim yan tarafa. Yan tarafta da bize diyor ki şuradaki iki açı eşittir. Normal yukarıdaki üçgenin bu açısıyla bu açısı burada, aşağıdakinin bir açısıyla bir açısı burada. Toplamları da birbirine eşittir. O da tamam.
Çevre derse zaten toplar geçeriz. Alana gelirse köşegenler çarpımının yarısı deltoid de bize alanı verir. Ama ayrıca şuradaki üçgenin alanını bulup onu 2 ile çarparsak eğer zaten yine alanı da bulmuş oluruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani hem köşegenler çarpımının yarısından hem de iki ayrı üçgen alan formülünden zaten toplam alana erişme şansımız var. Şimdi bakalım. Şurada zaten verilen bilgileri gösterdik. İlk sorumuzla yolumuza devam ediyoruz. ABCD deltoid. Deltoid hocam. ABBC'ye eşit. ABBC'ye eşit. ADCD. O zaman bunlar da birbirine eşit. O zaman uzun köşegen bu mu? Bu hocam. O zaman açıortaydan dolayı 26. Açıortaydan dolayı burası da 46'dır. Bizden x istenmiş. Az önce söylemiştik. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Uzun değil. Kısa olan köşegende. Toplarsak burayı kaç yapar? 40, 12, 92. Buradan da 40, 12, 52. Bu ikisinin toplamı da 144 yapar. Peki 144'ü 360'a kim tamamlar? Hemen bir bakalım. Oradan 6, buradan 1, buradan 216. 2'ye böl hocam. Oradan gelir 108. Yani burası da 108'dir, burası da 108'dir. Bizden x istenmiştir. O zaman doğru yanıtımız B şıkkıdır. Sıradaki deltoid sorumuzla devam ediyoruz. ABCD bir deltoid. ADCD 7. Tamam. Şu uzun olan köşegen 12. Şurası da 6'ymış. Biz deltoidde neyi biliyoruz? Orası 6 ise burası da 6. Şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşittir. Yukarıdaki verilere göre ABCD kaç birimdir demiş. Şurada ekstradan bir 90 derece var. Farkında mısınız? Evet hocam. Şunu çektiğimde ikizkenar bir dik üçgen oluştu. 45, 45, 90'ın özelliği. X, X, X kök 2. Yani 6, 6. O zaman burası bizim için 6 kök 2. Bizden alanı istemiş. Deltoidde alan neydi? Köşegenler çarpımının. Yani 6 kök 2 çarpı 12. Bunun yarısı. Sadeleştir. 6. Al sana 36 kök 6. Arkadaşlar doğru yanıtımız D'dir. Deltoidin devamında ortaya karışık olarak verilen sorularımızı çözmeye devam edelim. ABCD bir kare. AE BE'ye diktir. Şurası. BF CF'ye diktir. Burası. 20 16 x. Tamam mı? Tamam hocam. Bizden x istenmiş. Bu bir kare ise o zaman burası da 20. Burası da 20. Arkadaşlar burada bir dik üçgen. Burada bir dik üçgen. Hipotenüsleri aynı. Bir de başka neleri aynı? Alfa dersen, beta dersen bu ikisinin toplamı 90 mı? 90 hocam. Alfa 90 o zaman burası beta. Beta 90 o zaman alfa. Arkadaşlar bu üçgenle bu üçgenin açıları aynı mı? Aynı. O zaman benzer. Hocam bir de ortak birer tane kenarları eşit. Ha o zaman eş üçgen bunlar. Benzerliğin de ötesi. Yani açıların gördüğü uzunluklar aynı olmalı. Burada beta'nın gördüğü 16 mı? Evet. Burada da o zaman beta'nın görmüş olduğu 16 olacak. Daha sonra burada mesela biz nereden yakalayabiliriz başka bir şey? Şurada ne var? 5'in 4 katı, 4'ün 4 katı, o zaman al sana 3'ün 4 katından 12. Beta'nın gördüğü 16 olacaktı, geriye kaldı 4. 4 verirsek bu da 16 olur. Bizden x istenmiş, x buradan 4'tür arkadaşlar, cevap C'dir. Geldik bu soruya arkadaşlar. ABCD bir yamuk, yamuk sorusuyla karşı karşıyayız. ADBC'ye paralelmiş, DFFC'ye eşit gösterilmiş, BFAF'ye dikmiş, tamam diklik burada. BE uzunluğu 12, AF uzunluğu ise 8'miş. Buraya da 8 demiş. Bizden de tüm alanı istemiş. Yamuğa dair olan özellikleri verdiğimiz yerde vardı arkadaşlar. Eğer bir kenardan karşı kenarın orta noktasında birleşecek şekilde şöyle bir üçgen oluşturursak bu yamuğun alanının yarısıydı. O zaman biz bu üçgenin alanını bulabiliriz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 şu kırmızı taralı üçgenin alanıdır. Bunun da 2 katı yamuğun alanıdır. 2 2'yi götürür. Çarparsak 96 buluruz. Yamuğun alanı o zaman 96'dır. Cevap A şıkkıdır. Arkadaşlar mutlu son. Ve şimdi dörtgenlere dair olan son sorumuzu çözeceğiz. Ve burada veda edeceğiz. ABCD bir paralel kenar. Tamam. AD uzunluğu 5 eşit. BC uzunluğu 4 eşit parçaya bölünmüş. Arkadaşlar aynı uzunluk bir tarafta 4 bir tarafta 5 ise o zaman 5 kere 4'ten 20. Bunu 4'er 4'er bölmüş olalım. Bunu da 5'er 5'er bölmüş olalım. Bu işin taktiği bu. 3 5'ler 15, 4 3'ler 12 yaparsınız. En küçük ortak katta birleştir. Hemen değer ver. Zamanında
Buradaki soruda bizden istenen ya da kullanılması gereken bilgiyi paralel kenarın alanlarına dair olan özelliklerini gösterdik. Yani şuradaki oluşan dörtgenin tüm paralel kenarın alanına oranı paralel olan uzunlukların toplamları oranından gelirdi. Hocam hiçbir şey anlamadım. Şurada oluşan işte KNML dörtgeninin oranı ve aşağıdaki büyük paralel kenarın alanının oranı. Yani A, B, C, D. Paralel olan kenarlardan bir tarafı 8, aşağıdaki bir tarafı 10. Paralel kenarda da 20-20. İşte bu paralellerin toplamı yani 18 bölü 40 sadeleştir. Bölü 2'ye 9, bölü 2'ye 20. Bunun manası şu. Bu dörtgenin alanının bu paralel kenarın alanına oranı 9 bölü 20'ymiş. E bize zaten dörtgenin alanını vermiş hocam. Allah Allah. Aynen. E o zaman 72 bölü soru işareti. Kaç katı? 8 katı. Kaç katı? 8 katı. Al sana 160. Doğru yanıt nerede? Cevap E'de. Değerli arkadaşlar, dörtgenleri bitirmiş bulunmaktayız. Çemberde ve dairede görüşmek üzere. Hoşça kalın.